iktidarı olsun, muhalefetler olsun, anlaşacaklar, çözüm bulacaklar. Millete, vatandaşa yol gösterecekler. Ya çözüm bulacaklar ki biz şöyle yaparsak böyle şey yaparız deyin, hep biz birlik olacağız. Biz dağılırsak bizi duman ederler. Kiminle birlik olacağız? Nasıl birlik olacağız? Ya birlik olacağız. Niye öyle demeyeceğim? Birlik olacağız yani. Birlik ama nasıl? Neyle? Sen şimdi bana yol gösterin. Şu yol çok güzel, doğru yol diyeceksin ki ben yolu göreceğim, peşinden gideceğim. Ama sen ben şu binayı gösterirsen, ya bu önümde bina var, çarpacağım, gidemeyeceğim ben. Nasıl geleyim peşinden? Yanlış ben mıyım? Diyorsam sen de gelirsin. Ha, yol olursa gelirim peşinize. Ama sen kapalı yola kendini denize atıyorsun. Ben nasıl geleyim peşine? Öyle değil mi? Yanlış mıyım? Çözüm olursa gelirler. Herkes peşine gelir senin. Abi, dile getirmek istediğim tek şey, şu işsizliğe bir çare bulsunlar. Garibanın elinden tutsunlar. Anladın mı? Çok gariban insan. Özellikle işsizliğe çare bulsunlar yani. İşsizlik olayı almış başını gidiyor. 4 sene, 5 sene, 10 sene okuyan insanlar var. Hala da işsiz geziyorlar. Asgari ücretle çalışıyorlar. Örnek veriyorum. Asgari ücret 4.250 yaptı. Türkiye'de herkes o 10 numara para. Değil abi 10 numara para. 10 numara para değil. 4.250 asgari ücret olsa ne olacak ya? 1000 lira elektrik parası geliyor insanlara. 500 lira elektrik parası gelen var. En düşüğü 300 milyon geliyor. Bunun yemesi, içmesi, bu adamın çocuğu var. Okula gidecek, bilmem ne yapacak. Kirası var. Kira zaten dandik kira 1000 liraya. Gece kondular 1 milyar 200 milyon ya. Yazık, günah ya, 1000 liraya en düşük kira 1000 lira olur mu ya? Neden kaynaklanıyor? Bu mültecileri getirdiler, Türkiye'ye soktular. Suriyelilerin yüzünden her şeyi uçurdular. Onlar çünkü cebinden para vermedikleri için kiraları devletleri karşılıyor. Suyunu, elektriğini onlar karşılıyor. Yani Türkiye'nin gidişatı hiç iyi bir şey değil. Ben bu sene üniversite sınavına giriyorum. Barajlar kaldırıldı. Aslında yani ne iyi diyebiliyoruz ne kötü diyebiliyoruz. Çünkü yani barajların kaldırılması daha fazla insanın üniversiteye gideceği anlamına geliyor. Mesele üniversite okumak değil. Ya Boğaziçi'nde okuyan iki tane arkadaşım var. Birisi bölüm sonuncusu, birisi bölüm birincisi. İkisi de home office psikologluk yapıyor. Bölüm sonuncusu paraya para demiyor, bölüm birincisi para kazanamıyor. Ya bu üniversite okumakla alakalı bir şey değil. İnsanın cidden üniversite okurken o yeteneğini başarabilecek mi, başaramayacak mı, bunu görmek gerekiyor. Her yere üniversite yapılıyor ama gidecek kalacak yurdumuz yok. Zaten kiralar had safhada. Tarikatlere gidiyorlar, işte cemaatlere gidiyorlar. Yani cemaatlerde geçen gün intihar eden bir çocuk vardı. Üniversitede okuyor yani ve kalacak yeri olmadığı için, yurtta olmadığı için bir cemaatte kalıyordu ve intihar etti fazla baskıdan dolayı. Bence cemaatlere ve tarikatlara bu kadar göz yumulması yanlış. Ne kadar üniversite yapılıyorsa o kadar da yurt yapılması gerekiyor. Ne söyleyeceğim? Yani bu ülke bir genç, dinamik bir başbakanımız lazım. Tayyip Bey yorulmuş. Ben ona bir şey demem. Helal olsun. Çalışana kadar adam çalışmış, idare etmiş. İyi de oldu, kötü de oldu. Kötü uzak dursun. İyi. Memnundik bir zaman. Bir zaman. Ama bir zamandan sonra krize gidiyoruz. Gerek yok. Bir genç, dinamik adam lazım. Bize idare etse. Memleketimin iyi olmasını isterim. Ben hiçbir zaman yurt dışına gitmeyi, orada çalışmayı falan arzu etmedim. Ülkemi de vatandaşımı da seviyorum. Ama iki çocuğum var. İkisine dedim ki çocuklar, bu memleketi sevdiğiniz için burada kalın. Mecbur olduğunuz için kalmayın. Ona göre meslek seçin dedim. Kızım Macaristan'da, oğlum uzak yol kaptanı, ha babam yurt dışında dolanıyor. O şekilde ekmek bulabiliyorlar yani. Ama tabii ki Türkiye'yi seviyorlar. Tabii ki Türkiye'de olmak istiyorlar ama ekmeği bulursa gelir. Bulmazsa gelmez. Doyduğu yere değil, doyduğu yere duracak. Şuradaki da. Herkes doyduğu yere geldi zaten. Evet. Benim doğduğum yer Ankara. Niye ben buradayım yani mesela? Evet. Benim babam Sasonluydu, Ankara'ya gelmiş.